Malulen emeklilik nedir? Ee, biliyorsunuz insanlar sağlam olarak işe girip çalıştıkları süre boyunca gerek hastalık sebebiyle, gerek kaza sebebiyle uzuvlarında veya organlarında bir kayıp yaşıyorlarsa ve kaybettikleri meslekte kazanma gücü %60 ve üzerindeyse malulen emeklilik olabilir. Ama bunun hastalık şartı %60 ve üzerinde meslekte kazanma gücünü kaybetmek olduğu gibi bir de sigortalık şartı var. Sigortalık şartı şu. En az 10 yıllık sigortalık süresi ve en az 1800 gün. Bu ne demek? İlk işe girişim üzerinden 10 yıl geçmiş olacak. Bu 10 yıl boyunca da 1800 gün yani 5 yıllık bir çalışmamız olacak. Bu 4A sigortalıları dediğimiz SSK sigortalıları içinse 900 günde yeterli olabiliyor. Ama 4B sigortalılarla 1 Ekim 2008'den sonra işe girmiş devlet memurlarında da 10 yıllık süre ve 1800 gün var. Bir de 1 Ekim 2008 günü mülga olan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'na tabi olanlar yani 1 Ekim 2008'den önce devlet memuru olanlar içinse 10 yıllık süre gerekiyor. Yani en az 10 yıl devlet memurluğu yapmış olmak kayıt ve şartıyla ve malul olmak şartıyla yani meslekte kazanma gücünü burada yüzde 60 demiyoruz da memuriyet sıfatını yerine getirecek getiremeyecek anlamına geliyor. Bir örnek verelim. Mesela bir tetik parmağının kopmuş olması ve yaralanmış olması normal insan için yüzde ikidir. Ama bu polis memuru ve asker için ise yüzde yüzdür. Yani artık o mesleği yapamayacak anlamına gelir ve mağlulen emekliliğe sevk edilir. 10 yıllık süresi varsa da kendisine aylık bağlanır.